Peki, bir soru daha hocam. Buyurun. Gözde Hanım, geçmek bilmeyen seborroik dermatitim var. Dermatit için ne öneriyorsunuz? Oo, bak şey anlatsın Serpil. Müthiş orada yani seborroik dermatit için. Evet. Döverek bir tatlı kaşığını dövecek, böyle yoğurda karıştırıp yemesi lazım günde 2 defa şeklinde. Sabah ve akşam. Seborroik dermatitte bir çekirdekli siyah Kara üzüm. kara üzüm. Bunun Onu çekirdeğini eziyor bir tatlı kaşığı ve bunu yoğurda karıştırıp tüketiyor. Veya yoğurda karıştırması şart değil. Birkaç yudum suyla alıyor. Bir defa kaşıntıyı alır bu. Evet. İkincisi yine yulaf samanı da olabilir mesela hocam. Onu da böyle bir su bardağını 10 dakika kaynamış olan suya atacaklar. Attıktan sonra Bir sıcakken tutam veya sallama çayı da var onun. Sallandır veya bir tutam ama yeşil olacak. Bak, yeşil olarak hasat edilmesi lazım yulaf samanının. Yani bu sarardıktan sonra etkisi azalıyor. Yani. Bunu o dışarıya sürmesi lazım çünkü kaşıntıyı da alıyor orada. Bunu yapması lazım. İkincisi de bu sarımsak yağı ve çörek otu yağlarımız var mesela şöyle. Bunları da yan yana karıştırıp oraya kullanması lazım. Bir de elma sirkemiz var. Bu elma sirkemiz de oraya sürmesi lazım. Bunları gün aşırı yapması lazım. İlk başta yulaf samanını sürecek. Bundan sonra elma sirkesini, elma sirkesi kuruduktan sonra da çörek otu yağıyla sarımsak yağını karıştırıp Karıştırıp sürecek. Sürecekler. Bir Nasıl bir iznik. süreç bu? Mesela aynı günde bunların hepsini Gün yapmayacak aşırı tabii ki. mesela Gün yani. aşırı. Bir Bir gün gün o, bir gün yapacak, o. bir gün yapmayacak gibi. Tamam. Bunu sürecek. Bunu sürdükten sonra da mesela kükürtlü sabunu orayı yıkaması gerekiyor kükürtlü sabunla da. Evet. Hocam. Bak şimdi ben şeye değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Rozessa bak çok arttı. Gül Gül hastalığı. hastalığı. İşte deride kaşıntılar, alerjik reaksiyonlar o kadar çok arttı ki lütfen banyoya girdiniz. Şampuanlı vazgeçiremezsin bu insanları şampuandan. Tamam zaten boyalı saçlar filan mecburen ona özgü şampuanları var. En son banyodan çıkarken bizim o onurdur ona adi sabun derler. Yeşil sabun, bildiğimiz yeşil sabunla şey yapılır. Bütün vücudunuzu sabunlayın lütfen. Bütün o kimyasallar, şampuandan kalan veya kremlerden kalan neyse, bütün bu yüzünüzü filan güzelce o sabunla saçınıza değdirmeyin peki. Ama vücudunuzu yeşil sabunla tüketin. Eskiden şeyde kalıp tahta kutularda yeşil sabunlar Evet. satılırdı Hala var. biliyorsun. Var mı abi? Arayan buluyor. Ha, demek ki Ben varsa helal meraklıyım olsun sabuna. yani. Çünkü bak